gördüğünüz gibi yani ufak tefek kusurları olsa da iki çıtayla kalıpsız bükülmüş olan dış yüzeyi monte ettim. Form tabii biri diğerini tutmayacak hiçbir zaman ama tutsan olacak, tutmasan olacak yani. Bunlar nihayet de el yapısı gitarlar. Fabrikasyon değil. İç yüzü dediğim gibi ağaçtan. Bakalım çekeceğim şimdi. Şunu sökünce bu çıkıyor dışarı. Bunun altında da bir çıta vardı. Çubuk vardı bunun üstten. Başka bağlantı yok. Yani üst kapağı koydum. Şuradan sağa sola oynamaması için burada da bir destek var. Oynamaması için. Bundan sonra buradan kuruttum. Bir müddet kuruduktan sonra yani bir gün kadar en fazla formu verdim. Arkadan yapıştırdım. Ve sonra bunları döşedim. Bunlar dedim. Plato kanalı açılacak oraya tabi. Zayıflayacak onlar biraz daha. Şurayı da balzam ağacıyla yapmayı düşünüyorum. Balzam hafif oluyor. Bakalım yani şey olarak ağırlık bakımından değil de yani ilk şey. Burada yamalar var. Şunu çatlatmıştım. Destek yaptım. Durum bu. Söküyorum bakacağım ağırlığına. Kilo 100 gram. Bir kilo 550 gram olacak en fazla. 150 gram fazla oldu yani bir hedefte. Onun da sebebi şu anda bir kilo 500 gram, 50 gram da platolar gelse en fazla. Ya 500 gram, 550 gram. Bir kilo 550 gram civarı olacak işte. 20 gramlık çıta daha geldi. İçime sinmedi. Şöyle şöyle yani gitarın arkasından bastırıldığı zaman direkt çökmesin. 2 milim mal diye. 20 gram. Yani 220 gram oldu. Bunlar da kuruyor. Balzam ağacı hafif sert, normal ağaç balzam sert, böyle bir şey yaptım. Bu da bir 20 gram falan arttırdı galiba yanılmıyorsam. 20 ya işte 50 gram mı diyelim, ne diyelim tümü. Pardon 20 gram, 1 kilo 120 gram bu şimdi, 1 kilo 100'dü. Evet. Alttaki 2,5 kiloluk olacak. 2,5 değil şu anda ama 2 kilo. 2 kilo 200 gram şu anda. Gidince 2,5 kilo olacak. Keyboard'a da gelince alttakini bunun. Bu da en fazla 1550-1600 kiloluk gram olacak. Hedefim 1 kilo 250 gram. Olması lazım. Çünkü baş da küçüldü. Yani
1 kilo 400 gram olanlarda başlar geniş oluyor ama demek ki şu ağaç ağır. Gürgen türü, gürgen de değil de mağın olursa daha hafifcik. Yani şunlar mağın. Mazlum ağacı bu. Pahalı bir ağaç. Çok hafif bir ağaç. Pahalı işte Bauhaus'tan aldım ben. 10 santim, 3 milim kalınlığında, 10 santim genişliğinde, 1 metre boyunda. Suda ıslattım. Gitar yan tarafı gibi büktüm. Devamı da var tabi. Galiba zorladım biraz. Mağın gibi şey değil. Flexible değil. Kırıldı. Çok hafif. Bundan gitarların yan kapaklarını üst şey tutturmak için dayanak çıtası olarak kullanacağım. Hafif olduğu için çok hafif. Yani ağırlık yok gibi oluyor. 100 gram 10 grama düşüyor. 100 gram bir çıta yerine. Bu 10 gram falan en fazla bilemiyorum, hesaplamadım. Eskiden aldığımı denedim. İşte yumuşak, tırnak batıyor, saplanıyor. Ne yaz? Bir yönde şey etmiyor, bükülmüyor. Diğer yönde, şu yönde yani şu yönde daha bükülebiliyor. O da şu yönde bükmesi daha zor. Bakalım. İyi netice verirse denerim. Bir hafif gitar olsun diye. Konu buydu. Bunda ilk kaydı da olmadığı için tekrar alıyorum şimdi üzerine. Evet. Dediğim gibi 10 santim genişliğinde, 1 metre boyunda, 3 milim kalınlığında, güncel fiyatı 50 TL. Çok pahalı. Genelde bazı ağacı pahalı bir ağaç. Evet. Denemekte yarar. Yaptığım videoda audio box'ımın 48 voltluk mikrofon voltajını vermemişim. Ses çıkmadı. Kısaca anlatayım neler konuştuğumu. TRT 4 World dinliyorum. TRT 4 World World. TRT World dinliyorum. Neden 4 çıktı? World World. World değil World. Neden dinliyorum? Tekrarlanan haberler dünyadan anlatıyor ama işte çeşitli insanların İngilizce konuşmadan dinliyorum. Daha önce söylemiştim. Bilmediğim kelimeler çıkıyor hala. Bu fonoyu kullanarak daha kolay buluyorum elektronik girmekten, elektronik ligata girmekten. Bu World'un şeyleri günde belki 3 defa 4 defa aynı konulara geliyor. Dönüp dönüp tekrarlanıyor. Falan filan işte böyle anlatıp duruyor. Gına geliyor ama ne yapalım? Normal diğer kanallar müzik filan dinleyemiyorum. Dinlerim belki bir evet. Klasik gitarın içine mikrofon atıp da sesi yükseltmek geçici olarak iyi ama normal dinlerken, kayıt yaparken falan doyurmuyor beni. Dışarıdan onun için normal kayıt ses. Şimdi mikrofonum benim tam karşısında yandı ama iyi kötü alıyor işte.
elle gitar çalmak oluyor ama çok zor oluyor yani. Allah kolaylık versin olmayana tekil. Tabii yani sanat bıraktırmıyor her şeyi, insan yapmaya çalışıyor. Ama çok zor, kolay bir şey değil. Şükürler olsun.